Herkese merhaba. Intel'in Samsung ile birlikte Intel Samsung önderliğinde ve Linux Vakfı'nın koordinatörlüğünde yürüyen Tizen projesi ya da Türkçe telaffuz edecek olursak Tizen bir açık kaynak kodlu mobil işletim sistemi. Intel'in biliyorsunuz Nokia ile giriştiği Migo pek de başarılı şekilde sonuçlanmamıştı. Samsung ise Android ekosisteminde lider konumda, ancak şirket bir taraftan da alternatif bir işletim sistemi için çalışmaları sürdürüyor. Google'a bağlı kalmamak için, hep bağlı kalmamak için. İşte Tizen'da bu amaçlar doğrultusunda yaklaşık 2 yıldır geliştirilmekte olan bir mobil işletim sistemi. Şu anda elimdeki referans cihaz bir Samsung cihazı, üzerinde Tizen 2.1 sürüm yüklü. Samsung Galaxy S3'ü temel alan bir cihaz bu cihaz. 4.7 inç 1280x720 piksel çözünürlüklü bir ekranı var. Telefona baktığımızda aslında Galaxy S3'ten bazı izler olduğunu görüyoruz. Mesela baktığınızda ekranın etrafını çevreleyen cam gerçekten de Galaxy S3'ün hatlarını andırıyor. Bunun dışında Galaxy S2 tasarımında bir test cihazı. Görmüş olduğunuz gibi arkasında da 8 megapiksel kamera var. Full HD video kaydı yapabiliyor bu kamera. Bunu da belirtelim bir dipnot olarak. Telefonu açtığınızda karşımıza görmüş olduğunuz kilit ekranı çıkıyor. Bu kilit ekranı üzerinde saat ve tarih bilgileri var. Kilit mekanizmasını sağa doğru sürüklediğinizde karşınıza telefonun uygulama menüsü çıkıyor. Şu anda herhangi bir bileşen ekranı yok. Gördüğünüz gibi karşınızda doğrudan cihazın işletim sisteminin uygulama menüsü ana ekran gibi çıkıyor. Bu açıdan biraz iOS'e benzer bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Tizen HTML 5 tabanlı bir işletim sistemi, yani web teknolojilerini temel alan bir mobil işletim sistemi. Bu da her türlü web uygulamasını Tizen işletim sistemi üzerinde düzgün şekilde, oldukça güçlü şekilde çalıştırabileceğiniz anlamına geliyor. Şu anda herhangi bir uygulama yüklü değil. Temel uygulamalar bulunmakta ve bunlara biraz bakalım. İnternet tarayıcısına baktığımızda gerçekten güçlü bir internet tarayıcısı var. Bunu söylemek gerek, zaten dediğimiz gibi HTML5 tabanlı bir işletim sistemi ve bunun etkisini de görüyoruz. Mesela Facebook, Twitter gibi uygulamaları, bu servislerin web tabanlı uygulamalarını oldukça hızlı bir şekilde çalıştırabilirsiniz bu telefonda. Gerçekten hızlı bir şekilde yükleniyor. Masaüstü sitelerde hızlı bir şekilde yükleniyor. Görmüş olduğunuz gibi Facebook'un mobil sitesi, HTML5 tabanlı sitesi gayet düzgün şekilde kullanılıyor. Henüz yüklenirken bile aşağı doğru rahatlıkla kaydırma yapabiliyorsunuz. Tarayıcı testlerinde bu internet tarayıcısının oldukça yüksek bir puan verdiğini söylemek gerek. Teknoblog.com'daki Tizen 2.1 incelemesine bakarsanız bu sonuçları da görebilirsiniz. Bunu belirtelim. İnternet tarayıcısına baktığımızda Samsung'un internet tarayıcısı Android'de gördüğümüz o TouchWiz arayüzü bezeli internet tarayıcısına benzemiş olduğunu söyleyebiliriz. Altta adres çubuğu var. Bu adres çubuğu aynı zamanda arama motoru işlevi de görüyor. Bunun dışında klavyeye baktığımızda klavyenin de Samsung'un Android telefonlarda görmüş olduğumuz klavyeye benzediğini görüyoruz. Devam edelim. Tabii biraz test cihazı olduğu için tam da düzgün, mükemmel bir çalışma durumu söz konusu değil. Bunu belirtmek gerek. Tekrar şöyle geri dönelim. Menüye baktığımızda menüde de temel internet tarayıcısı araçlarını görüyoruz. Özel mod var, yerimleri ekleme. Bunun yanı sıra yazdırma özelliği bakımından oldukça sağlam bir işletim sistemi Tizen. Aynı ağ içindeki yazıcıları hızlı bir şekilde vurup hemen çıktı almanızı sağlıyor. Şu anda bir çıktı alacak yazıcı yok. Ağda açık değil, ancak gerçekten de eğer ağda aktif bir yazıcı varsa hemen hızlı bir şekilde çıktı alabilirsiniz. Bu da işletim sisteminin güçlü yanlarından bir tanesi. Herhangi bir sürücü eklemi vesaire yapmanıza gerek yok. Hesap makinesi, temel bir hesap makinesi var. Görmüş olduğunuz gibi parmak dostu büyük tuşlar, 4 işlem yapılabiliyor. Geçmişi sil diyerek de geçmişi silebiliyorsunuz. İşletim sisteminde bu arada belirtelim, gezinmeye devam ederken ekranın altında görmüş olduğunuz tuş ana ekran tuşu işlevi görüyor. Android cihazlarında Samsung'un burada ve burada sanal navigasyon tuşları vardı, ancak bunlar Tizen telefonunda çalışmıyor. Bütün navigasyon işleri görmüş olduğunuz geri tuşuyla gerçekleştiriliyor. Geri tuşu işlevi görülüyor. Burada da görmüş olduğunuz menü var. Bu menünün de işlevi karşımıza çıkardı. Bileşenler uygulamaya göre değişiyor. Takvim uygulaması görmüş olduğunuz gibi temel nitelikte bir uygulama. Yıl, ay, hafta, gün şeklinde görüntüleme yapabilirsiniz ya da bütün kayıtları görmüş olduğunuz gibi liste halinde görebilirsiniz. Görevler veya olayları ekleyebilirsiniz. Böyle temel bir takvim uygulaması yer alıyor. Kamera uygulaması Samsung'un Android telefonlarında görmüş olduğumuz o kamera arayüzüne fazlasıyla benziyor. Görmüş olduğunuz gibi daha önce incelemiş olduğumuz Android cihazlarında pek de yabancı olmadığımız bir tasarım. Sağ tarafta çekim tuşları var. video ve fotoğraf çekim tuşları aynı ekranda bulunuyor. Herhangi bir geçiş yapmanız gerekmiyor. Ayarlara baktığımızda zengin ayarların olduğunu görüyoruz. Gerçekten de menü bayağı zengin tutulmuş. Çoklu çekim özelliği de destekleniyor bu referans telefonda. Sahne modu, odaklama modu gibi unsurları belirleyebiliyorsunuz. Flash'ta görmüş olduğunuz gibi sol üst köşede yer alan hızlı erişim tuşu yardımıyla hızlı bir şekilde ayarlanabiliyor ve hızlı bir şekilde de çekimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Çekmiş olduğunuz fotoğraflara da doğrudan galeri uygulamasına giderek bakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çekmiş olduğunuz fotoğrafın ön izlemesi kolay bir şekilde yapılabiliyor veya çekmiş olduğunuz başka fotoğraflara da yine aynı şekilde bakabiliyorsunuz. Parmaklarla kıstırma hareketi yaparak yakınlaştırma, uzaklaştırma yok. Bunun yerine fotoğrafın alt bölümüne yerleştirilmiş bir çubuk yardımıyla yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Paylaşımda görmüş olduğunuz gibi her yerde bu paylaşım menülerine rastlayabiliyorsunuz. Şu an için herhangi bir uygulama yüklü olmadığı için temel paylaşım yolları var, ancak hazır olduğunda uygulamalar geldiğinde burada farklı paylaşım yollarını da göreceğimizi tahmin ediyoruz. Devam edelim. Saat uygulaması var. Bu saat uygulamasında alarm, dünya saati ve kronometre olmak üzere 3 tane bileşen görüyoruz. Kronometrenin gerçekten şu dijital saat efekti oldukça hoşuma gitti. Dünya saatinde görmüş olduğunuz gibi farklı şeylerin saatlerini ekleyebiliyorsunuz. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yine saat uygulamanın vazgeçilmezi alarmda bu uygulamada yer alıyor. Rehber, şu anda herhangi bir rehber kaydı yok telefonda ama görmüş olduğunuz gibi bütün kayıtlar gruplar halinde sıralanabiliyor veya sık aradığınız kişileri de favorilere ekleyebiliyorsunuz. E-posta, şu an için e-posta uygulaması hazır profiller, mesela Gmail, Yahoo, Hotmail gibi profilleri kullanmaya izin vermiyor, ancak Pop veya IMAP destekli e-posta hesaplarınızı ekleyebilir ve kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde e-posta yazabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu eski mektup zarflarında gördüğümüz şerit, mavi, kırmızı, beyaz renkli şerit dikkat çekici. Bu şeridi başka nerelerde görüyoruz? Görmüş olduğunuz gibi e-postaların detaylarında da aynı şekilde bir şeridi görüyoruz. Galeri uygulamasına bakalım. Galeri uygulamasında görmüş olduğunuz gibi albümler ve etiketler olmak üzere 2 farklı sekme var. Albümler ister telefonun belleğine veya ister hafıza kartındaki fotoğraflar olsun, görmüş olduğunuz gibi ızgara görünümünde gruplanmış şekilde gösteriliyor. Etiketlerde fotoğrafları farklı etiketler atayarak onları farklı gruplar altında gösterebilirsiniz. Tabii bu etiket albüm geçişi arasında bir sıkıntı var test telefonunda. Bunun için uygulamayı tekrar başlatalım ve albümlere, galeriye tekrar geri dönelim. Evet, kameraya girdiğinizde görmüş olduğunuz gibi çekmiş olduğunuz fotoğraflar ızgara görünümünde gösteriliyor. Bunları hemen slide gösterisi başlatabilirsiniz veya herhangi bir fotoğrafı da az önce göstermiş olduğum gibi sayfa sayfa gezinerek ön izleyebilirsiniz. Bu da galeri uygulamasının özellikleri arasında. Yine düzenleye basarak da silme veya düzenleme işlemlerini, paylaşma işlemlerini buradan gerçekleştirebilirsiniz galeri uygulamasında. Not uygulaması, temel bir not uygulaması var. Hem metin olarak hem de çizim olarak not almanıza olanak sağlıyor. Bu not uygulaması silgi aracı var, renk paleti var. Bunlar da not uygulaması özellikleri arasında. Kaydettiğiniz notları da görmüş olduğunuz gibi ana ekranda liste halinde görebilirsiniz. Mesajlar uygulaması, şu anda herhangi bir kart takılı değil, herhangi mesaj kaydı yok, ancak mesajları bu düzenli arayüzde görebilir. Hemen hızlı bir şekilde mesaj yazmaya başlayabilirsiniz bu uygulamada. Hemen yine devam edelim. Müzik uygulaması da telefonun belleğinde ve hafıza kartındaki şarkıları otomatik olarak buluyor ve kütüphanesine ekliyor. Albümler, parça listeleri ve tüm şarkıları bu şekilde görebilirsiniz. Buluyor diyerek de bu kütüphane içerisinde şarkı araması yapabilirsiniz veya kaldırma işlemlerini veya liste ekleme, şarkı listesi, çalma listesi oluşturma işlemlerini de doğrudan cihaz üzerinden yapabilirsiniz. Bir tane dosya gezgini de var. Telefon hafızasını veya hafıza kartındaki dosyaların görüntülenmesini, açılmasını bu dosya gezgini üzerinden yapabilirsiniz. Herhangi bir kaydı seçimini görmüş olduğunuz gibi buradan görüntüleme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Devam edelim. Dosya uygulamasından çıkalım. Telefonda basit bir telefon numara çeviricisi var. Göze hoş görünen bir numara çeviricisi olduğunu söyleyebiliriz. Tuşlar yeteri kadar büyük tutulmuş ve böylelikle rahatlıkla arama imkanı sağlanıyor. Gördüğünüz gibi ara tuşu oldukça büyük tutulmuş ve yanında da bir mesaj tuşu var. Eğer bir kişi aradınız ve son anda aramaktan vazgeçip mesaj atmak isterseniz hemen bu mesaj tuşuna basarak o kişiye, o numaraya hızlı mesaj gönderebilirsiniz. Bu da pratik yollardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Ayarlar, telefonla ilgili tüm ayarları ayarlar uygulamasından yapıyoruz. Gördüğünüz gibi listede bağlantılar, sistem ve uygulamalar şeklinde 3 temel başlık var. Daha fazla bağlanabilirlik ayarlara baktığımızda NFC, Wi-Fi Direkt gibi bu test telefonun desteklediği kablosuz bağlantı formatlarına açılıp kapatıldığını görüyoruz. Hepsi dediğinizde tüm bağlantı, tüm ayar seçenekleri tek bir ekranda gösteriliyor. Eğer kalabalık istemiyorsanız sık kullanılanlar diyerek sık kullandığınız ayarların ekranda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Akıllı arama iOS'teki Spotlight arama özelliğine benziyor. Telefondaki tüm dosyalar, e-posta bileşenleri, şarkılar ve bunun gibi uygulamalar gibi tüm bileşenler içerisinde arama yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi türlerine göre bu arama sonuçları siz yazmaya başladığınız anda listeleniyor. Ve bir de görev değiştiricisi var. Ekranın altındaki ana ekran tuşuna bir süre basılı tuttuğunuzda görev değiştiricisi karşınıza çıkıyor. Buradan çalışmakta olan uygulamaları görebilirsiniz ve bunları hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz ya da tüm uygulamaları kapat diyerek açık olan tüm uygulamaları buradan kapatabilirsiniz. Yine son kullanılan uygulamalarda burada bir liste halinde gösteriliyor. Buradan istediğiniz uygulamaya da geçiş yapabilirsiniz. Bu da çoklu görev desteği bakımından Tizen'ın biraz daha gelişmiş olduğunu gösteren ayrıntı olarak dikkat çekiyor. Üstte görmüş olduğunuz görev çubuğu var. Bu görev çubuğunda saat ve pil durumu gösteriliyor. Gördüğünüz gibi yeşil renkli bir çubuk var. Bu pil durumunu gösteriyor. Yine kablosuz bağlantı bilgileri de burada yer alıyor. Bu çubuğu aşağı doğru sürüklediğinizde de karşınıza bildirim tepsisi çıkıyor. Şu anda herhangi bir bildirim yok. Bu alan boş. Herhangi de işletim sistemi son halini aldığında burada bildirimleri göreceğiz. Ve yine şu an için burada gördüğümüz bir ekran parlaklık ayarı var. Bu ayarı da kullanarak ekran parlaklığını hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bunu da belirterek Tizen ön izlememizi, incelememizi sonlandıralım. Tizen 2.1 ile ilgili detayları ve ekran görüntülerini Teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.